Yeryüzü notlarından hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Yeni bir programla karşınızdayız. Kıymetli konuklarımla birlikte bugün yine sizlerin yapmış olduğu hayırların dünyanın dört bir noktasına mazlumlara nasıl ulaştığını konuşacağız. Ve sizler de bu programda şahit olacaksınız. Bağışlarınızın, uzattığınız yardım elinin kimlere nasıl ulaştırıldığına. Kıymetli konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. İHA Yetimhaneler Birimi Koordinatörü Sayın Fethullah Kirenci. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Ve İHA Genç Yönetmen Biriminden Sayın Semih Saman Beyefendi. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her ikiniz de ayağınızın tozuyla geldiniz. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Efendim kıymetli konuklarımla bu akşam Afganistan'ı konuşacağız. Kilometrelerce mesafe var aramızda belki ama gönül olarak çok yakın bir coğrafyadan bahsedeceğiz. Afganistan'da yaşananlar hepimizin malumu. Afgan halkının uğradığı o işkenceler, uğradığı o haksızlıklar, haklarının elinden alınması, mal varlıklarının elinden alınması, sömürülmesi, her şeyi bir kenara bırakın, canlarından olması. Neler, ne dramlar yaşandı. Şimdi yaraların sarılma vakti. Peki bu yaralar nasıl sarılacak? Sizler sayesinde ve kıymetli konuklarım sayesinde Allah'ın izniyle. Efendim ilk sorumu Sayın Fethullah Kinenci Beyefendi'ye yöneltmek istiyorum. Şimdi İHA olarak 25 yıldır, dile kolay, çeyrek asır, 25 yıldır yardım çalışmalarını sağlıyorsunuz. Ve bu sadece Türkiye değil, tüm dünyanın malumu artık. Yakın zamanda Afganistan'a gittiniz, ziyarette bulundunuz. Bu ziyaretteki hedefiniz neydi efendim? Öncelikle ben ekran başındaki değerli seyircilere hayırlı akşamlar demek istiyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin. İnşallah hayırlı bir program gerçekleştiririz. İnşallah. Sizin de belirttiğiniz gibi İHA olarak biz 25 yıldır Afganistan'dayız. Özellikle işgal sürecinde, Amerika'nın işgal sürecinde bölgedeki halkın sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi için çeşitli yardım çalışmalarında bulunduk. Farklı alanlarda çalışmalarımız yine artarak devam ediyor. Biz yaklaşık bir ay önce Afganistan'a ziyarette bulunduk, birkaç gün önce geldik. Bu ziyaretimizin hedefi özellikle yetimlerin oradaki durumlarını tespit edebilmek. Evet. Yetim ailelerinin, yetimhanelerinin son durumlarını gözlemlemek ve daha farklı projeler neler yapabiliriz bunlarla ilgili çalışmaya yapmaktı. Yetimler son derece önemli. Yetimler sadece içinde oldukları devlet ve millete değil, tüm insanlığa emanet aslında. Ve biz dünyanın neresinde bir yetim varsa ona sahip çıkmaya gayret ediyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi Afganistan'da neden bu kadar çok yetim bulunuyor? Hatta bildiğimiz kadarıyla Afganistan'da değil mi efendim şehit, gazi ve yetimler için bir bakanlık kuruldu, tahsis edildi. Ve ne olacak bu yetimlerin hali? Onları nasıl bir gelecek bekliyor? Evet, bu soru çok önemli bir soru. Tabi bu soruyu cevaplandırabilmek için Afganistan'ın yakın tarihine bir göz atmamız gerekiyor. Evet. Malumunuz İngilizlerin işgalinden sonra bağımsızlığını almış bir toplum devletini kuruyor. Sonrasında belli bir süre sonra yine Rusların işgaline uğruyor. Rusların işgali de sonlandırılıyor Afgan halkı tarafından. Sonrasında yine Amerika'nın işgali, iç savaşlar derken uzun bir süre, yani yaklaşık 50 yıldır hem dış müdahaleler sebebiyle hem de iç karışıklıklar sebebiyle sürekli savaş halinde olan bir topluluk var. Evet. Tabii ki de dünyanın her yerinde olduğu gibi savaşın asıl mağdurları maalesef çocuklar ve kadınlar. Maalesef. Bu sebeple de şu oran çok önemli aslında. Yaklaşık 36 milyonluk bir ülke nüfusundan bahsediyoruz Afganistan için. Hı hı. Bunun 2 milyonu yetim şu anda. Yani zannediyorum yetim sayısının en fazla bulunduğu ülkelerden birisidir Afganistan. Evet. Tabii bunun sebebi de bölgede bulunan, ülkede bulunan kaos, kriz, işgaller ve iç savaşların sebebi. Belirttiğiniz gibi Afganistan'da şehit ve gaziye yönelik bir bakanlık bulunuyor. Aslında oradaki gerçekliği göz önüne sermesi açısından bu bakanlığın varlığı bile çok önemli. Hem şehit aileleriyle ilgili hem gazilerle ilgili orada bir çalışma yapılıyor. Devam ediyor bu çalışma. 2 milyonluk bir yetim topluluğundan bahsediyoruz.
ve bölgelerde, değişik bölgelerde, değişik vilayetlerde bu sayı artarak devam ediyor maalesef. Tabii ki de son süreçte Allah'a hamdü senalar olsun, Amerika'nın işgal süreci orada sonlandırıldı. Artık bundan sonra Afgan halkının kendisini, toplumunu yeniden inşa etme süreci başladı. Evet. Bizler de İHA İnsani Yardım Vakfı olarak inşallah yetimlere yönelik özel çalışmalarımızla bu inşaya, toplumun yeniden ayağa kalkmasına destek olmak istiyoruz. Kolay olmayacak, evet. Ama inançlı insanlar var. Afganistan'da o mazlumların yanında olan inançlı insanlar var ve aziz milletimiz var. Kolay olmayacak belki ama tahmin edildiği kadar da zor değil. Yeter ki bir besmele çekip işe başlamak önemli. Zaten bu konuda ilk adımlar atıldı. Çalışmalar süratle başladı hatta ve devam ediyor. Yani özellikle bu süreçte biz Türkiye'deki hayırsever halkımızın hassasiyetini çok net bir şekilde gördük. Evet. Ülkedeki değişimden sonra ilk bölgeye intikal eden kurumlardan biriydi İHA İnsani Yardım Vakfı. Bizim oradaki çağrılarımıza, hı hı, Türkiye'de yaptığımız kampanyalara Allah razı olsun hayırseverlerimiz, bağışçılarımız çok ciddi manada destek verdiler ve bu destek artarak devam etmekte şu anda. Ne kadar güzel, ne kadar mutlu bize. Efendim izninizle Semih Bey'e bir dönmek isterim. Evet. Bu arada siz daha önce Afganistan'a ilk kez mi gidiş? Yok. Bu ilk gidişimdi benim. İlk gidiş. İlk izlenimler önemli. Şimdi sizin ilk izlenimlerinizi biraz da olsa aldık. Semih Bey'e de dönmek isterim. Sizin de herhalde ilk, evet, gidişiniz. Ben de ilk gidişim. İlk gözlemleriniz neler oldu Afganistan'da? İlk dikkat ettiğiniz şeyler. Daha önce farklı coğrafyalarda bulunduk tabii. Savaş bölgelerinde, açlık bölgelerinde. Afganistan'a giderken birazcık korkuyorduk. Çünkü çok fazla bilgi vardı. Yanlış bilgi, doğru bilgi. İnternette, sosyal medyada. Biz de birazcık korkarak gittik açıkçası. Fakat korktuğumuz gibi olmadığının farkına vardık. Hı hı. Çünkü halkı, insanları bizim halkımıza çok benziyor. Misafirperverlikleri olsun, bizlere yaklaşımları olsun. Zaten Türk olduğumuzu öğrendiklerinden sonra çay, çorba, ikramları ardından geliyordu. İlk izlenimlerim bu konuda çok iyiydi. Bir karmaşanın içerisine girdik. Evet. Bu karmaşanın içerisinde yolumuzu bulmaya çalıştık. Çok şükür de bulduk bir şekilde. Yaptığımız videolarla, içeriklerle Afganistan'da aslında ne oluyoru iyi bir şekilde aktarmaya çalıştık. Çok şükür altından da kalkabildik büyük. Tabii ki orada insanların dramlarına şahit oldunuz. Ve o anları bir de görüntülediniz. Kesinlikle önemli görüntüler. Zira dünyanın farklı bir noktasındaki insan Afganistan'daki yaşanan dramı nasıl anlayabilir? Bunu en iyi anlatacak olan görüntülerdir. Sizler de orada çeşitli görüntüler kaydettiniz ve çeşitli klipler hazırladınız. İşte izninizle onlardan birini ekrana getirmek istiyorum. Sayın Sağman'ın yönetmenliğini yaptığı, kameraman İbrahim Tuna ile birlikte çektiği Afganistanlı görme engelli Züleyha'nın hikayesini bir izleyelim. Afganistan را هیچ ندیدم. مادرم به من میگفت افغانستان یک جای بسیار زیباست. ولی من مادرم را هم هیچ ندیدم. اگر نبینم هم بعضی چیزها را احساس میکنم. مثلا احساسات را حس میکنم. نو برادر خواهر هستیم. هیچ کدام ما تأثیر کرده نمیتونیم. برادران باید کار کنن. وضعیت زندگی ما بسیار خراب بوده. پدرم گفت. ولی کار کردن ما ضروری نبوده. ۶۰۰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 
صدای پرنده ها بسیار زیباست. آیا خودشان هم زیبا هستند؟ چشمم دید نداره ولی میبینم. من زلحیا 16 ساله هستم. Coğrafyada yaşanan nice acı var, nice dram var. Dokunduğunuz her kişi farklı bir acı hikayeyi içinde yaşatıyor. Semih Bey o acı hikayelerden birine, en azından kısa bir film olarak az önce ekranınıza getirdik, onu kaydetti. İşte bu hikayeler dünyanın kaba tabir gözünün içine sokulmalı. Emperyalistlerin, küreselcilerin, İnsanların hayatlarını nasıl perişan ettiğini çok net anlatan bir VTR'ydi bu. Şimdi Semih Bey, hem oradaki yardım faaliyetlerine katıldınız ve bunun yanı sıra oradaki yaşanmış hikayeleri de kaydettiniz. Türkiye'ye döndüğünüzde onları kurguyla işte VTR'ler haline getirdiniz. Kısa filmler haline getirdiniz. Peki daha başka var. Böyle VTR'ler var. Onları da arada ilerleyen dakikalarda ekrana getireceğiz. Şimdi Afganistan'a ilk gidişim dediğinizde biraz tereddütten bahsettiniz. Sosyal medyada gördüğünüz bazı yalan bilgilerin sizi tereddüte düşürdüğünü gördünüz, söylediniz. Ve sonrasında oraya gidince de çok şükür yolumuzu bulduk dediniz. Gittiğiniz bölgeler zor bölgeler miydi? Mesela o genç kardeşimizin 16 yaşındaki Züleyha'nın hikayesini kaydettiğiniz yer neresi? Afganistan'ın hangi bölgesi? Ve Afganistan'dayken nerede kaldınız? Bölgeler zor bölgelerdi. Yıllardır süren savaştan ötürü zaten doğru düzgün yol olmadığı için hep dağlık bölgeler, köylerde evet. Dağlık. Züleyha'nın hikayesini Pervan bölgesinde çektik. Yine bir dağlık bölge. Hı hı. Zorlu bir coğrafya. Pick-up olmadan yollara çıkamıyorsunuz. Bazen arabanız yolda kalıyor. Bazen araba ittirmek zorunda kalıyorsunuz. Bazen arabanın bozulduğu yerde konaklamak zorunda kalıyorsunuz. Ama biz her zaman doğru hikayeyi doğru bir şekilde anlatmak istediğimiz için bu tarz durumlar bizi yıldırmaz. Yıldıramadı da. Buradan İbrahim Tuna kardeşime de teşekkürlerimi iletiyorum. Hiçbir zaman öf bile demedi. Arabalar bozuldu, arabalar yolda kaldı. Hatta bir kaza da geçirdik. Geçmiş olsun. Afganistan'da. Ona da teşekkür ediyorum bu yolculukta bize eşlik ettiği için. Kaza deyince şu dönemler yüreğimiz burkuk. Evet. İşte. Mekanları cennet olsun. Ha, güzel kardeşlerimizin. Yani coğrafyalar zordu ama dediğim gibi biz yolları aşmak için varız İHA olarak. Prodüksiyon ekibi olarak da bu yolları iyi bir şekilde aşıp doğru bilgiyi, doğru hikayeleri insanlara aktarmak bizim görevimiz. Evet. Bu görevi de iyi bir şekilde yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Nerede kaldınız? Otellerde mi konakladınız? Oteller, Kabil dışında çok fazla otel yoktu zaten. Hı hı. Kabil'de İHA'nın ofisi var, İHA'nın yetimhanesi var, oralarda kaldık. Onun dışında hikaye aramaya çıktığımızda köylülerin evinde, yetim ailelerin evinde veya işte köylerde yapılan misafirhanelerde konaklamaya çalıştık. Hı hı. Açıkçası uyku çok önemli değildi bizim için. Günde evet. Birkaç saat uyuyorduk bazen, bazen uyumuyorduk. Yani önemli olan bir şekilde bir hikaye çıkarmaktı. Hı hı. Bu hikayeyi doğru bir şekilde insanlara aktarmaktı. Bu tarz durumlarda, yani İstanbul'da olsak 2 saat uykuyla hayatımıza devam edemeyiz ama bu tarz coğrafyalarda uyku çok tutmuyor zaten insanın gözünü. Evet. Yani biz de tabii ki de kaldığımız yerler zordu. Soğuktu, battaniye yoktu ama bunlar bizim için önemli değil. Dediğim gibi biz her türlü coğrafyada bulunmaya devam edeceğiz ve içeriklerimizi üretmeye devam edeceğiz inşallah. O hikayelere dokununca neler hissettiniz? Mesela işte az önce ekranı getirdik Züleyha kardeşimiz. Çok fazla hikaye var, çok fazla yetim var. Biz yetim hikayesi çekmek istiyoruz dediğimizde önümüze yüzlerce hikaye sundular. Tabii ki de her birini çekemezdik. Evet, o insanlar bir mağduriyet yaşıyor. Hı hı. Durumları zor. Ama biz bu mağduriyete şahit olan insanlar olarak sahiplik ve şahitliği azaltmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Tabii ki de o insanlara üzüleceğiz ama
bu üzülme, acıma boyutuna varmamalı. Çünkü acıma bir yerde kendine yüksek, daha üst bir konuma yerleştirmek oluyor. Biz o insanların sahip olduğu mağduriyete şahitlik edip o sahiplik ve şahitlik arasındaki farkı azaltmaya çalışıyoruz. Sonuçta bir gün biz de böyle oluruz, olabiliriz. Bu önemli değil. Ama dediğim gibi dünyanın her yerinde bu tarz durumları yaşayan insanlar var. Biz de bu şahitliğimizi iyi bir şekilde insanlara aktarıp mağduriyete sahip olan insanların sayısını azaltmaya çalışıyoruz belki de. Yaptığımız yardımlar karınca hikayesi gibi olabilir. Su taşıyan karınca hikayesi gibi. Ama en azından yolumuz belli. Evet. Bu yolda da yürümeye gayret ediyoruz. Allah her daim yar ve yardımcınız Allah olsun. Şimdi izninizle Fethullah Bey'e dönmek isterim. Şimdi efendim tabii ki İHH olarak yardım elinizi uzatıyorsunuz. Herkesin kendisine rehber olmuş büyükleri vardır, abileri vardır. Ve o insanlarımızı rahmetle yad etmekte de boynumuzun borcudur. Elim kazalar vesaire hakka yürüyen insanlarımız oldu. Onları saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. İşte Faruk Aktaş, Bahattin Yıldız abiler, değil mi efendim? Önemli insanlar. Onların inancı, onların kararlılığı, zorluklara karşı göğüs gerişleri size de yol gösterici oluyor. Bu motive edici bir durum oluyor. Baksanıza ne kadar farklı zorluklarla karşılaştınız ama yılmıyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Bildiğim kadarıyla İstanbul Kabil Kardeşlik Yetimhanesi var. Evet. Bundan biraz bahseder misiniz lütfen? Öncelikle Bahattin Yıldız ve Faruk Aktaş abilere tekrardan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Amin. Burada aslında bir konuyu da belirtmek gerekiyor. Bu bizim inancımızda, medeniyetimizde, kültürümüzde önemli. Bir işte eğer bir çalışmada şehit varsa, eğer bir dava uğruna şehit veriliyorsa, evet, orada muhakkak Allah'ın bereketi vardır. Bahattin Yıldız abilerimiz, Faruk Aktaş abilerimiz, Allah onlardan razı olsun. Amin. Afganistan'daki o mazlum halkın refahı için, kurtuluşu için birçok çalışma yapmışlardı. Ve yine bir çalışma esnasında şehit oldular. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Onların o bereketi vesilesiyle 2010 yılında vefat etmişlerdi. 2013 yılında Kabil İstanbul Kardeşlik Yetimhanesi açıldı. Kabil'de, Kabil merkezinde. Tabii bir de şöyle bir durum var. İHH'nın yetimhane çalışmalarına yine aslında Afganistan merkezli bir çalışmayla başlanmıştı. Amerika'nın işgal sürecinde Afganistan'dan Pakistan'a göç etmek zorunda kalan yetim ailelerinin, yetimlerin barınması için Pakistan'da bir yetimhane açıldı 2003 yılında. Misal yetimhanesi. Ve bizim ilk yetimhanemizde, ilk yetimhane çalışması oradan başladı. Yine sebep olarak, coğrafi olarak yine Afganistan'ın vesilesiyle, yine Afganistan'da yapılan çalışmalar sebebiyle yetimhane açılmıştı. Kabil İstanbul Kardeşlik Yetimhanesi 2013 yılında açıldı. Burada birçok mezun verildi. Hala şu anda öğrencilerimiz, yetimlerimiz orada kalmaya devam ediyor. Şu anda 60 öğrencimiz orada, evet, eğitim alıyor. Özellikle zor coğrafyalarda, kırsal bölgelerde barınma, gıda, sağlık ve en önemlisi eğitim alanında ihtiyaçları tam olarak karşılanamayan kardeşlerimizi seçerek yetimhanemizi alıyoruz. Ve burada bu ihtiyaçların temini sağlanıyor. Bu yetimhaneden mezun şu anda 17 arkadaşımız, kardeşimiz Türkiye'nin çeşitli illerinde lise, üniversite eğitimi alıyorlar. Döndüklerinde inşallah ülkelerine hizmet edecekler ve bu noktada da biz Afganistan'ın yeniden inşa edilme sürecinde Türkiye mezunlarının önemli bir rol alacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle Türkiye burslarının gerçekten yaptığı çalışma ve neticesini biz arazide, sahada çok net bir şekilde görüyoruz. O yetimhanede dediğim gibi şu an 60 tane öğrencimiz kalıyor ve inşallah mezunlar verildikçe yeni yetim kardeşlerimizi alınarak bu çalışma devam edecek. Bu yetimhanede birçok yetimhanede olmayan, yani devlet yetimhanelerinde, Afganistan'daki yerel yetimhanelerinde olmayan hizmetler sağlanıyor. Özellikle eğitim noktasında takviye dersler verilerek, çeşitli dersler noktasında geleceğe sağlıklı bir şekilde, donanımlı bir şekilde hazırlanması sağlanıyor.
Ne güzel. Şimdi malumunuz işte Türkiye'de de kış şartları etkisini göstermeye evet. başladı. Ama Afganistan coğrafyasında daha sert kış evet. şartlarıyla karşılaşıyoruz. Az önce kıymetli konuğum sizde hani battaniye yok dediniz uyurken vesaire. Hakikaten oradaki şartlar çok daha zor. Türkiye'ye kıyaslayacak olursak. Bir de kuraklık var. Evet. Bunlar orada nasıl bir sonuç doğuruyor? Malum artık koşullar daha da ağırlaşacak. En azından mevsimsel koşullar ağırlaşacak. Yetimler ve aileleri ne gibi maddelere ihtiyaç duyuyor? Ve bunlar ne oranda karşılanabiliyor? Şöyle belirteyim. Semih'in de belirttiği gibi şu an Afganistan'da ciddi bir kış mevsimi hakim. Hava gerçekten çok soğuk. Yani ben gittiğim günden döndüğüm güne kadar özellikle geceleri çok fazla üşüyorduk. Ki biz belli bir noktada imkanları sahip olmamıza rağmen yine de kışın etkisini ciddi manada görüyorduk. Özellikle kırsal bölgelerde yani 20 yıllık bir Amerika işgali süreci var. Az da değil. İç savaşın etkisi var. Çeşitli bölgelerde, vilayetlerde çok ciddi savaş ortamları oldu. Patlamalar, çatışmalar vesaire. Bunların etkisiyle iç göç çok fazla yaşandı. Evet. Yetim aileleri bu göçlerden etkilendi. Ayrıca belirttiğiniz gibi son yıllarda bir kuraklık var. Evet. Kuraklığın etkisi. Kamp bölgelerinde yaşayan yetim aileleri ve Afgan halkının geneli için söylüyorum bunu. Evet. Şu anda sağlıklı olarak gıdaya ulaşım noktasında çok büyük problem yaşıyorlar. Hı hı. Yaklaşık olarak 18 milyonluk bir nüfus şu anda Afganistan'da. Temel insani ihtiyaçları, temel sağlık imkanları, gıda maddelerine ulaşımda problem yaşıyor. Vakfımız da bu noktada değişik vilayetlerde yardım çalışmalarını devam ediyor. Hem kışın zor şartları altında kamplarda yaşayan insanlara battaniye veya diğer giysi malzemeleri ulaştırılıyor. Aynı zamanda gıdaya ulaşamayan özellikle yetim ailelerin de gıda destekleriyle kışı biraz daha rahat atlatabilmesi için yardım çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Kıymetli konuklarım biz konuşuyoruz. Siz yaşadığınız hikayeleri, gerçekleri daha doğrusu bize anlatıyorsunuz. Sağ olun, var olun ama sanki bazı görüntüler daha insanların Afganistan coğrafyasını bilmeyenler için daha iyi kavrayabilmeleri için vesile olur diye düşünüyorum. Yine sizin yönetmenliğinizde hazırlanmış bir görüntü ekrana taşımak istiyorum. Her ikinizin de izniyle. Şimdi efendim Afganistanlı iki yetim çocuğumuza yapılan yardım. Onların hayatlarında hiç unutamayacakları bir an oldu. Ve onlar için tabii ki güzel bir anı oldu. Bir tebessüm, acı bir tebessüm. Düşünsenize yıllarınız yokluk acı içerisine geçmiş. Yakınlarınızı kaybetmişsiniz, şehit vermişsiniz. Çocuklarımızdan bahsediyoruz. Yine kıymetli yönetmenimiz Semih Sağman'ın yönetmenliğinde hazırlanan görüntü. Efendim bu kez Subhanallah adlı görüntüyü ekrana getireceğiz. پدر و مادر خود را هیچ ندیدیم. ما بسیار خورد بودیم که آنها را از دست دادیم. خانه خود را هیچ ندیدیم و در برای چگونگی آن هیچ معلومات نداریم. در ولایت ننگرهار در مسجد محمدیه زندگی میکنیم. استاد ما مولای صاحب احمد خالد هم پدر هم مادر ماست. ما
مدرسه مثل خانه دوم ماست. خانه خود هیچ ندیدیم و در باغچه آن نیز هیچ بازی نکردیم. ولی در مدرسه هر روز با بچه های مدرسه بازی میکنیم. İbrahim Tuna'nın görüntüleriyle izledik o iki evladımızın yüzündeki gülümsemeyi. Şimdi Semih Bey, insanların sofralarında onların dertlerine de ortak oldunuz. Hani size çay ikram ettiler, çorba ikram ettiler. O çok gönülden bir ikramdı. Çünkü varlıkları o. Onların sofralarına oturdunuz, onlarla sohbet ettiniz, onların dertlerine ortak oldunuz. Genel olarak dertleri neydi, sıkıntılar neler? Çok fazla dert vardı aslında. Çok fazla sofraya misafir olduk. Çok fazla çay içtik. Çok fazla o sofralara misafir olduk. Genelleme yapmak olursa, savaş insanları çok yıpratmış durumda. Maalesef. Sonuçta Rusya işgalinden beri süren, sonrasında iç savaş, Amerika'nın işgali. İnsanlar bu savaş durumuna artık bıkmış durumdalar. Hı hı. Artık barış dolu bir ülkede yaşamak istiyorlar. Tabii ki iş yok veya gıdaya yeterli erişim yok ama bunların hiçbiri ülkesizlikten daha iyi veya daha kötü değildir. Ülke çok önemli bu konuda. Ülke olduktan sonra insan bir şekilde o ülkenin içerisine doyar. Ama ülke olmadığı sürece yemek yemenin de bir çok fazla anlamı kalmıyor. Evet. Çok fazla dert vardı dediğim gibi. Biz de bu dertlere şahitlik etmiş olduk. Tabii ki sizlerin hazırladığı o görüntüler bize yaşanan dramı çok net bir şekilde anlatıyor. İzninizle Fethullah Bey'e dönmek isterim. Şimdi efendim az önce yetimler konusuna biraz değindik ama bunu biraz daha açmakta fayda var diye düşünüyorum. İHH olarak Afganistan'daki yetimler ve onların aileleri için ne gibi çalışmalarınız var ve daha neler yapmayı planlıyorsunuz? Ayrıca işte 25 yıldan bahsettik ya, Afganistan'ın haricinde de dünya çapında da yetimhaneler var bildiğim kadarıyla. O çalışmaları da biraz değinmenizi, değerlendirmenizi rica edeceğim. Vakfımızın şu an 13 farklı ülkede 40 tane yetimhanesi var. Farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde. Özellikle kriz ve savaş bölgelerinde. Evet. Yani barınmada, gıdada, sağlıkta, eğitimde ihtiyaçlarını tam olarak sağlayamamış bölgelerde, coğrafyalarda yetimhaneleri açarak yetimlerimizin hayata daha sağlıklı, daha donanımlı, daha ayaklarını yere basar bir şekilde evet. Yaşamalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bu yetimhanelerimiz bağışçılarımızın destekleriyle, hayırseverlerin destekleriyle 2003'te başladığımız zamandan itibaren bugün
2021-2022'ye giriyoruz. Halen devam ediyor. Evet. Ve buradan mezun öğrencilerimiz, yetimlerimiz akrabalarının yanına döndüklerinde veya Türkiye'ye eğitime gelip tekrar ülkelerine geri döndüklerinde görüyoruz ki mutlaka ülkelerinin en iyi yerlerinde, ülkelerine, milletlerine hizmet ediyorlar. Tabi bu bizi oldukça mutlu ediyor. Yapılan çalışmanın neticesini görebilmek, başarıyı görebilmek bizi daha fazla motive ediyor. Yetimhanelerin yanı sıra aynı zamanda bildiğiniz üzere 51 ülkede bizim şu anda 123 bin yetim sponsorluğumuz var. Bu şekilde yetimhanelerin dışında kırsal bölgelerde özellikle yine savaş ve kriz bölgelerinde etkilenen yetim ailelerin aylık geçimleri noktasında onlara destek sağlayabilmek için yetimlerin yaşam alanlarındaki refahı daha da yükseltebilmek için onlara sponsorlukla destek oluyoruz. Bu noktada hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki bağışlarımızın gayreti, fedakarlığı çok önemli. Kesinlikle. Çünkü onların destekleriyle, onların fedakarlıklarıyla bu çalışmalar yapılıyor. Şu anda 123 bin yetim sponsorluğumuz var. Afganistan'da ise 3 bin yetim aileye bu sponsorlukla destek veriyoruz. Afganistan ziyareti esnasında birçok vilayete gittik, yetim ailelerini ziyaret ettik. Yani gönderilen yetim sponsorluklarının, aylık bursların onların hayatında ne manaya geldiğini yakinen görmüş olduk. Evet. Ve inşallah önümüzdeki süreçte yine hayırseverlerin destekleriyle İnşallah. Bu 3 bin yetim sponsorluğunu ilk etapta 20 bin yetim sponsorluğuna ulaştırmak istiyoruz. Arkadaşlarımızın çektiği videolar, orada alınan görüntüler, sosyal medya hesaplarımızda bulunan videolar aslında oradaki bizlerin sözde anlattığı gerçeği görsel olarak da ortaya koyuyor. Bazen görsellik insanların zihninde daha fazla uyandırıcı etki yapıyor. Bu yüzden dolayı da arkadaşlarımıza biz de teşekkür ediyoruz bu videoları için. Oradaki yetim çalışmalarımız inşallah hem yetim dayanışma günleri kapsamında hem inşallah yeni açılacak yetimhane kompleksiyle daha da fazla insana, daha fazla yetime, yetim ailesine hizmet edecektir. Allah'ın izniyle. İnşallah. Şimdi efendim siz de belirttiniz yani görüntüler daha net anlatıyor. Her şeyi bize anlatıyor. Allah elinize kolunuza sağlık. Yaşanmışlıkları görüntülediniz. İki görüntü getirdim ekrana. Hem bir belgesel hem de bir kısa film tadında. Hakikaten güzel bir çalışma yapmışsınız. Sağ olun, var olun. İzninizle bir görüntü daha getirmek isterim ekrana. Bu kez Cemile'nin hikayesini isteyeceğiz efendim. Şimdi yetimlerimize, yetim ailelerimize yardım eli uzatılıyor ama işte sadece onlara ekmek, su, eğitim değil. Onların kendi hayatlarını idame ettirebilecekleri imkanlar da sağlanılıyor. İşte onlardan biri Cemile. İHH bağışçılarının kendisine hediye ettiği keçilerle geçimini sağlayan küçük Cemile'nin ve ailesinin değişen hayatını ve mutluluğunu isteyeceğiz. Bunu biz çekmedik abi. Bu Taliban'dan önce çekilmiş bir... Adım oğluma, gözüm olmuş Eşermen. Yerim 15 yıl ilgari öldü. Ana üstü bilmene men zindalı kılaman. Bolalarımdı iki tasi şaharga zindalı kıladı. Bir tasi Adısaya tarapıka pavut kıldı. Cemile! Ha Cemile! Ketiden üstü bil yatım kaldı. Bir yerge zindalı kılamız. Maksatını köz zayıb ötemiz diye. Ben kolumdan kegen hizmetimde kılaman, maksat müşkülerinden katta boğandım ya haklamayım ben. Thank you.
kepti. Qaysi yaxshi odamlar menga jugaribdi. Albatta kishi jugarmadi. Bizga yechki berdi. Nevaralarim ichadi. Qolganini biz sotamiz. Qolganini xonaga xarj olaman. Masalan, o'tgan haftaga bora ichay oldim. Bazı oylarga eşkiler sütü köp beradi. Men onu sotaman, nevaralarimga ko'ylak olaman xo'sh bo'lib. Ular uchun jamila ko'p xo'sh bo'ldi. Eşkiga o't olib keladi, suv beradi, o't beradi. Jamila eşkiler bilan ko'p ma'sirib. Eşki biladi, Cemile biladi. Meni katta arzım eşkilerdi köpeygene. Nasip olsa meni masat nebarelerim köp hoş. Ekrana geldiği zaman da tam bir Türk filmi havasında başlamış değerlendirmesinde bulundum. Ve o VTR'i izlerken de hakikaten kendimizden bir şeyler gördük, yaşadık. Tam bir Türk coğrafyası. Bizim kültürümüzde, işte Anadolu'muzda herhangi bir köyümüzde görebileceğimiz durumların aynısı, görüntülerin aynısıydı oradakiler. Hatta tonlamalar bile, vurgular bile Türk coğrafyasıyla neredeyse birebir aynıydı. Sayın kıymetli konuğum Semih Saman Beyefendi uyardı. Zeyt Aslan, Fatih Madenoğlu değil Madenoğlu. Mi? Madenoğlu ve Abdurrahim Kibritçi kardeşlerimizin emekleri var onda. Allah hepsinden razı olsun. Son derece önemli bir çalışmaya imza atmışlar. Şimdi efendim Sayın Fethullah Bey'e bir dönmek isterim. Bu görüntüleri izliyoruz ve tabii ki iyi ki de bu görüntüleri ekrana da taşıdık. Son derece olayın içindeyiz aslında. Bu görüntüleri izleyerek bizzat biz de yaşamış oluyoruz. Yetim dayanışması son derece önemli ve yetim dayanışması günleri var. Bu günler nedir? Bunun içeriğini biraz izleyicilerimize paylaşır mısınız? Evet. Yetim dayanışma günleri vakfımız tarafından 10 yıldır uygulanıyor. Bugün bu sene 11. inşallah senesini gerçekleştireceğiz. 2022 projeleriyle birlikte. Bu projelerde ana amaç yetim ailelerinin kendi bulundukları şartlar içerisinde, coğrafyalar farklı, ülkeler, bölgeler farklı, bulundukları bölge içerisinde kalkınmalarını sağlayabilmek ve bu noktada da onlara yapılan projelerle destek vermek. Kimi bölgelerde bu terzilik atölyesiyle dikiş kursu verilerek ve dikiş makinesi hediye edilerek yapılıyor. Kim bölgelerde süt keçisiyle, kim bölgelerde tavuk kümesleriyle veyahut da sahil bölgelerinde balık avlamak için tekne hediye ederek veya başka coğrafyalarda dokumacılıkla bu şekilde yetim ailelerinin kendi bulundukları şartlar içerisinde bölgelere farklılık göstererek onların kalkınmalarını, başkalarına ihtiyaç duymadan, muhtaç olmadan hayatlarını devam edebilmelerini ana amaç olarak gayelemiş, hedeflemiş bir proje, bir çalışma periyodu, yetim dayanışma günleri. Bu noktada da biz Afganistan'dayken çeşitli vilayetlerde farklı neler yapabiliriz yetim dayanışma günlerinde diyerek arkadaşlarımızla beraber çalışmalar gerçekleştirdik. Afganistan'da yine bu önceki çalışmalar içerisinde devam eden terzilik kursları, yine süt keçisi, tavuk kümesiyle alakalı projelerimiz vardı. Devam ediyor.
Burada şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bir yetim ailesini ziyaret ettiğimizde gerçekleştim. Şu anda orada devam eden bir dikiş atölyemiz var. Orada yetim anneleri, yetimlerimiz eğitim alıyorlar. Bu eğitim neticesinde yine yetim dayanışma günleri kapsamında yapılmış bir projeydi. Eğitim sonunda başarılı olan yetim annelerine hem dikiş makinesi hediye ediliyor, hem kumaşı, iğnesi, ipliği, yani üretim yapabilecek bütün materyaller kendisine hediye ediliyor. Yetim annemiz de evinde hem yetimlerin çocukların elbiselerini dikiyor hem de çevresinde bu elbiseleri üreterek geçimini sağlıyor. Bir yetim annemizi ziyaret etmiştik. 5 tane çocuğu vardı. Yine bu kurslarımızdan mezun olmuş dikiş kursundan. Kendisi evde üretimine devam ediyor. Daha öncesinde bu kursa gitmeden önce çevresindeki evlere giderek temizlik yapıyor ve bu şekilde geçimini sağlayan bir aileydi. Tabii büyük çocukları da var, yani 14-15 yaşında yetim çocukları da var. Haliyle aynı mahallede oldukları için, aynı bölgede oldukları için yetim çocuklarımızda bir mahcubiyet de oluşmuş. Yani annelerinin temizlik için başka bir yerlere gitmesiyle alakalı. Dikiş kursuyla beraber kendi evinde üretime başladıktan sonra tabii dışarıya çalışmaya gitmiyor. Kendi evinde üretimini yapıyor ve geçimini sağlıyor. Orada aileyle konuşurken büyük çocuk şöyle bir çıkış yaptı. Dedi ki, annem artık dedi dışarıya çalışmaya gitmiyor, biliyor musun dedi. Bu çok önemliydi aslında. Duygusal da bir atmosfer oluştu orada. Yani o çocuğun, o yetim kardeşimizin bunu söylerken o gözündeki mutluluk, enerji bizi çok etkilemişti. Ve bir kez daha gördük ki Türkiye'deki hayırseverlerimizin vesilesiyle yaptığımız bu projeler gerçekten yerine gidiyor. Evet. Ve hayatlara dokunuyor. Bu çok önemliydi bizim için. Yine inşallah 2022 yılında da bu ve benzeri projelerle inşallah oradaki Afganistan üzerinde ve diğer ülkelerdeki ihtiyaç sahibi yetim ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu kalkınma projeleri hem ülkedeki ekonomiye de katkı sağlıyor. Tabii. Hem atıl durumda bulunan ailelerin üretkenliğini de artırmış oluyor. Aynı zamanda şöyle bir etkisi var. Yetimlerin belki psikolojik olarak rahatlamasının önemli olduğu gibi yetim annelerinin de rehabilitasyonu çok önemli. Yani onları bir işle meşgul edebilmek, üretiyor olabilmek, kendi geçimlerini kendilerini sağlar duruma getirebilmek onlar için de çok önemli. Çünkü savaş bölgelerinde, kriz bölgelerinde genelde göz ardı edilen yetimler ve anneleri oluyor. Özellikle anneleri için bu kalkınma projelerin çok değerli buluyoruz. İnşallah 2022 yılında da bu çalışmalar devam edecek. İnşallah. Haklısınız. Evet, yetim çocuklarımızdan bahsediyoruz ama bir de anneler. O anneler de neler çekiyor. Onlara da yardım eli uzatılıyor. Uzatandan da, o yardım ellerine ulaştıranlardan da Allah razı olsun efendim. Amin. İnanın çok farklı hayatları dokunuluyor. Ve sizlerle sohbetimizde, yayınlarımızda işte binlerce kilometre uzaklıktaki o insanların neler yaşadığını bir nebze olsa biz de anlayabiliyoruz. İzninizle Semih Bey'e dönmek isterim. Şimdi orada farklı görüntüler kaydettiniz. Birkaçını ekranlara da taşıdık. Orada farklı hikayeler dedik. Onlara şahit oldunuz. Sizi en çok etkileyen hikaye neydi? Bizi en çok etkileyen yine bir Kabil dışına çıktığımız ziyarette. Bir yetim ailesi arıyorduk. Kısa bir hikaye çekmek için. Çevirmenlerimiz, şoförümüz bize hikayeye götürdü. Bir şekilde bağlantı kurup ailenin yanına vardığımızda normal klasik bir köy evi. Orada evler çok güzel, hani köy evleri. Hani dedim, Afganistan deyince aklımıza sefalet, yokluk geliyor ama çok da öyle olmaması gerekiyor çünkü çok çok güzel evler var. İçlerinde mutlu yaşayan insanlar da var. Bu aileye mizansen bir kadraj oluşturması için bir sofra kurmasından talep ettik. Fakat ablamız çevirmene bakıp bir şeyler söyledi. Çevirmenimiz bize evde yiyecek bir şeyin olmadığını, birkaç gündür de bir şey yemediklerini söyledi. Bu bir realite. Bu dediğim gibi acınması gereken bir durum değil. Bu ilk zamanlarda yaşadığımız bir olaydı. Sonrasında böyle defaatle olay yaşadık. Burası dediğim gibi bir realite. Biz bu realiteyi görmezden gelemeyiz. Yaptığımız bağışlarla, yaptığımız dualarla bu insanlara yardım etmek zorundayız.
ahlayarak vahlayarak zaman geçirme zamanı değil, ayağa kalkıp bir şeyler yapma zamanı. İnşallah bu çalışmalar hayırlısıyla sonuçlanır. İnşallah. Biz de mutlu oluruz diyelim. Ben İHH'nın destekçilerinden de ve İHH'nın tüm personelinden de eminim, güvenim sonsuz. Evet. Şimdi efendim artık son dakikaların içerisindeyiz. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa buyurun lütfen. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ziyaretler esnasında çok sıkla karşılaştık. Nereden geldiğimizi sorduklarında, evet, Türkiye dediğimizde, inanın birkaç noktada yaşadık bunu. Yani kolumuzdan tutup evlerine götürmek istiyorlar. Hı-hı. Yani ne olur bizim evimize gelin, misafir olun, soframızla beraber olun. Çok fazla karşılaştık. Bunu şu yüzden dolayı söylüyorum. Afgan halkının tarihi süresi zaten bağımız birlikte ve şu anda da Türkiye'yi bir abi olarak ve Türkiye'deki Müslüman kardeşlerini de onların şu anki durumlarına bir çare olarak görüyorlar. Bu çok önemli bir detay bizim için. Bununla birlikte de Allah nasip ederse bağışlarımızın destekleriyle, hayırseverlerin destekleriyle biz özellikle Afganistan'daki yetim ailelerini, yetimlerin inşallah hem geçimlerini hem refah seviyelerini yükseltmek için oradaki sponsorluk sayımızı 20 bine çıkartmak istiyoruz yakın bir zamanda. Aynı zamanda yine yetimhane çalışmalarıyla bu faaliyetlerimiz devam edecek. Son olarak da şunu belirteyim. Buyurun. Türkiye'deki tüm hayırsever halkımıza ve aynı zamanda bütün sivil toplum kuruluşlarına, yardım kuruluşlarına tekrardan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Afgan halkının yaralarını birlikte sarabiliriz. Bu çok önemli. Evet. Afganistan'da şu anda ziyaretlerimiz esnasında buna çok kez şahit olduk. Genel olarak güvenlik, emniyet sağlanmış durumda. Seyahatlerde herhangi bir problem yok. Yardım kuruluşlarını bölgeye biz davet ediyoruz. İHH ofisimizde Kabil'de şu anda aktif durumda. Evet. Koordineli bir şekilde de bu yardım çalışmaları devam edebilir. Bütün hem hayırseverlerin hem de yardım kuruluşların oradaki Müslüman kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek için ivedilikle bölgeye ulaşması gerekiyor. Bu noktada da program için sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Gittiniz, gözlemlediniz, şahit oldunuz, yaşadınız. O tecrübeleri, yaşanmışlıkları bizlerle paylaşıyorsunuz. Ben size teşekkür ederim. Efendim var mı son olarak eklemek istediğiniz? Yani, Fethullah abi söyleyecek çok bir şey bırakmadı. Ama altına imzamı atıyorum diyeyim. Onun dışında söylemek istediğim, Afganistan sorumlumuz Mücahit Kılıç cidden çok büyük bir özveriyle çalışıyor orada. Evet. Çok zorlu bir coğrafyada. Ona teşekkür ediyoruz. Bizim kahrımıza çekti 45 gün boyunca. Sağ olsun o düzenlemeleri, planlamaları yapmasaydı bu kadar güzel içerikler çekemezdik. Türkiye'deki insanlara bu insanları anlatamazdık. Ona da teşekkür etmiş bulunalım. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde İHH'nın tüm gönüllülerine, tüm emekçilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum, selamlarımı iletiyorum. Efendim bugün de Yeryüzü Notları'nın sonuna geldik. İHH Yetimhaneler Birimi Koordinatörü Sayın Fethullah Kiremci ve İHH Genç Yönetmen Birim'den Sayın Semih Saman Beyefendi stüdyomuzdaydı. Afganistan'ı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir Yeryüzü Notları'nda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.